Salam əziz tamaşaçılar, bu günləri biz sizin hər birinizi yenidən Ahali Sakartvili televiziyasında xoş gördük. Bu günləri bizim görüşümüz, yəni bizim hazırladığımız tədbir 20 yanvar gününə təsadüf edir. Biz bilirik ki, 1990-cı ildə 20 yanvar hadisəsi, təkcə mən deyirəm ki, Azərbaycan xalqını və Azərbaycanlıları deyil, eləcə də bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıları sarsıtdı. O cümlədən bütün Türk dünyasını belə deyərdim. Ona görə də mən fürsətdən istifadə edib bu efir vasitəsilə bütün şəhidlərimizdən Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah hər birinə rəhmət eləsin və xalqımıza səbir diləyirəm. Və 20 yanvar hadisəsi Azərbaycan xalqının bir yerdə olmağından, Azərbaycan xalqının bütövlüyündən xəbər verir. Yəni bu bizim tariximizdə bir qara hərflərlə yazılır. Ancaq bu Azərbaycanın müstəqilliyində ən böyük rol oynayan bir tarixdir. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bu günləri bizim studiyamızın qonağını mən sizə təqdim eləmək istəyirəm. Gürcüstanda deyil, mən deyirəm bütün Türk dünyasında tanınmış oftalmoloq həkim. Tbilisdəki deməli Alman Klinik Xəstəxanasının baş həkimi Ramazan bəy axtarışdır. Ramazan bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş bulduq, təşəkkür ediyorum. Bu vesiləylə mən də şəhidlərimizə Allahdan rahmet diliyorum. Bütün Azərbaycan halkının başı sağ olsun, Türk milletinin halkı başı sağ olsun. Geri qalanlara Allah səbirlər versin diliyorum. Sağ olun Ramazan bəy. Ramazan bəy, bu günləri mən istəyərdim ki, bizim tamaşaçılarımıza biz daha çox gözlə bağlı. Yəni siz bilirsiniz ki, bu sahədə problemlər kifayət qədərdir. Yəni bu sahədə əziyyət çəkən insanlar kifayət qədərdir. Və mən birbaşa efir vasitəsilə tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, sizin bu sahədə böyük bir təcrübəniz var. Siz artıq uzun müddətdir Gürcüstanda çalışırsınız. Həm də Türkiyədə çalışırsınız, bir müddət Azərbaycanda çalışmışsınız. Yəni sizi yaxşı tanıyırlar. Əvvəlcə ilə sizə eşitmək istəyərdim. Bax, bu günləri bu sahədə durum necədir? Yəni siz bir həkim kimi xəstələrə nə məsləhət görərdiniz? Evet. Buyurun. Öncəliklə təşəkkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Ben yıllardır Gürcistan'dayım. Gürcistan'daki Alman Hastanesi'nin Germanic Klinik'te göreve başladım. Bize sadece Gürcü vatandaşları değil, çevre ülkelerden hastalarımız da gelmektedir. Bunların başında en çok Azeri hastalarımız var. Gürcistan'da bir göz hastalıklarıyla alakalı çok büyük bir ihtiyaç var Gürcistan'da. Bunun ilk başında katarak hastalarımız geliyor ve diyabetik retinopati hastalarımız var. Ramazan Bey, ben bir rəqəmi istəyirəm xatırlayım ki, deməli Gürcüstan Respublikasında görmə orqanının patologiyası üzrə əlillərin ümumi sayı 15,3 min nəfərdir. Doğrudur. Yani bu büyük bir rəqəmdir. Evet. Balaca bir ölkədir Gürcüstan, yəqin bilirsiniz bir zaman. Ama Gürcistan'da bu sahada çok işler görülür. Bak size, ben istedim ki bu günlerde daha çok bize çoklu SMS'ler gelip bizim evet. Tamaşaçılarımızdan. O sualları, çünkü vaktimiz bizim bakarak vaktimiz çok olsa yine geniş məlumat verirsiniz. İstedim o sualları size ünvanlayayım. Bizim suallardan biri demeli, salamlayıram qonaqlarınızı, Qardaban rayonunda yaşayıram. Benim kızımın 16 yaşı var. Artık çildir ki... sol gözünün üst kapağı şişir, qat qat olur. Evet. Bizim tamaşaçımız yazır. Əsasən də kirpiklərin biri dibi şişir. 3-4 günə düzəlir. Lakin sonra yenə başlayır şişməyə. Ciddi bir şeydir bu. Təbii yolla hər hansı bir müalicəsi var mı? Onu da qeyd edim ki, qızım artıq neçə ildir ki, revmatizm xəstəsidir. Bax, evet. Bu sualı zəhmət olmasa sualandırırız. Bu tür hastalarımız genelde kapak şişkinlikleri veya işte bu tür hastalıklar göz yaşı kanalından kaynaklanıyor. Göz yaşı kanalı bazen kanal tıkanıklığı oluşabiliyor. Veya bununla beraber antibakteriyel hastalıklardan veya virüsten kapmış olabilir. Biz genelde sık sık bunu genelde bebeklerde de sık karşımıza geliyor. Yeni doğan çocuklarda genelde gözyaşı kanalı tıkanıklığı oluşuyor. Biz bunu genelde çok basit bir damlalarla hemen tedavi edebiliyoruz. Bu tür hastalarımızın muhakkak bir göz hekimine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ve rahatlıkla çok basit bir şekilde tedavi edilebilir. Yaxşı olar ki, bu xəstə sizə müraciət eləsin. Ən yaxşısı, yəni baxandan sonra bu... Muhaqqə, baxdıqdan sonra daha rahat bir şey görürüz. Biz də məsləhət görürük xəstəmizə ki, yaxşı olar sizə müraciət eləsin. Baxandan sonra siz daha təqdim edin. Digər bir xəstəmiz sizə yazır ki, bildiyimiz kimi, müasir dövrdə texnologiyanın sürətlə inkişaf etməsi nəticəsində günün tələblərinə uyğun olaraq kompüter və televizor həyatımızın ayrılmaz bir səsinə çevrilir. Təbii da, yəni hamımız elə yaxşından asılı olmayaraq. Lakin adını çəkdiyimiz cihazlardan istifadə nə qədər zərri olsa da hamımızın məlumdur ki, sağlamlıq hər şeydən vacibdir.
Soç Özel yazdı bizim komutasımız. Evet, kompüter ve televizyondan en çok istifade meyilli olanlar ise uşaklardır. Uşakların saatlerle televizyon veya kompütere bağlı kalmaları onların sosyal mühitle əlaqələrini zəiflədir. Bu kimi cihazların asılı vəziyyətə salır. Tamamilə düzdür. Evet. Bu asıllıq yetkinlik yaşındakı uşaqlarda özünə qapılma, məktəb yoldaşları və ətrafına qarşı agresiv davranışlara və digər xoşagəlməz hallara gətirib çıxarır. Bundan da rastlaşırıq həyatda. Tamamilə düzdür. Evet. Ümumiyyətlə, bir mütəxəssis kimi, bir tanınmış həkim kimi, siz bu haqda nə düşünürsünüz? Uşaqların və ya böyüklərin kompüter və ya televizor qarşısında oturma müddəti gün ərzində nə qədər olmalıdır? Evet. Və kompüter oyunlarının uşaqlara mənfi və müsbət təsirləri nədən ibarətdir? Bu maalesef günümüzün hastalıklarından bir tanesi. Bu sadece çocuklarda olmuyor bu. Büyükler de maalesef bazen kendimizi telefonda saatlerce bir şey izleyebiliyoruz veya oyun oynayabiliyoruz. Bugün bunların yan etkileri daha çok çocuklarımız da tabii ki kendini baş gösteriyor. Bu çocuğun gelişmesini de engelleyebiliyor. Anti sosyal da kalabiliyor. Bazen çocuğa sesleniyorsunuz, bazınız kendini o kadar kaptırmış ki bilgisayara veya telefona veya tabletine sizi duyamıyor. Dışarıda olan bitenlerden haberi yok. Artık içine kapanık bir hale gelmiş. Bizim büyüklere de aynı bu hastalık kendini gösteriyor. Bu için yapılması gereken şey çocuklarımızda bu tür teknolojileri günde bir veya bir buçuk saatten fazla kullanılmamalı. Kullansa dahi anne veya babanın kontrolünde olmalıdır. Büyüklerimizde de aynı alışkanlıklar var. Biz bunu nasıl yapabiliriz? Daha çok böyle faydalı bilgiler edinebilmek için bilgisayar kullanılabilir. Diye şekilde biraz daha uzak durmamızda fayda var. Çocuklarımız aynı şekilde bilgisayar ve internete bir şey yaparken saatlerce kalabiliyor ve beslenme bozuklukları da onlara da gösterilebiliyor. Onun için mümkün mertebe aileler bu konu üzerine biraz daha dikkat etmeliler ve bunu mümkün mertebe faydalı ve yararlı bilgi edinmesinde kullanılıp bir saat, bir buçuk saati geçmemelidir diye düşünüyorum. Ramazan Bey, bu televizora bakırlar da, yani farkı yoktur, ister orta nesil, yaşlı nesil, ister gençler. Orada bir mesafe meselesi var mı? Yani uzaktan bakmak mı, yakından bakmak mı? Orada bir rol oynuyor mu gözle bağlı? Tabii, 5-6 metre uzaklıktan bakması daha iyi olur. Çok yakına gittiği zaman oradaki ışınlar gözü rahatlıkla zarar verebilir. O yönden biz pek gelen bütün hastalarımıza, özellikle çocuklara biz bu tavsiyemiz var. Yani yakından bilgisayar seyretmemeleri gerekiyor. Aynı şekilde televizyona da yakından bakmamaları gerekiyor. 5-6 metre dediniz abi. Böyle. Tabii. Diğer bir tamaşasamız da bize bir sual gönderir. Demeli yazdı ki, her vaxtınız xeyir. Sualım oftalmologdur sizədir təbii. Adım Güneldir. Sizi Marneuldan narahat edirəm. Gözümdə günün bəzi vaxtları narahatlıq hiss edirəm. 3-4 göz həkiminə getmişəm. Heç bir patologiya yoxdur. Amma eynək taxıram. 2001-ci ildən bu günə qədər eynəyimin nömrəsi dəyişmir. Evet. Gözümdə elə bir nəysə var. Elə bir nəysə var. Buna görə də bədənim əsir, əlim ayağım boşalır. Bu sinir mənşəli ola bilərmi? Gecələr hətta hərdən çətinliklə yuxuya gedirəm. Evet. Buna nəzər? Çox güzel. Şimdi genəldə hastalarımız miyop, astigmat və hipermetrop genəldə gözlük kullanıyorlar. Miyop və astigmata genəldə uzaq için kullanılıyor. Hipermetropa yakın okuma gözlükleri kullanılmaktadır. Bu tür hastalarımıza bir genel muayene yapıldıktan sonra o hastaya gerekli tedavi verilebilir. Buradaki hastamız muhtemelen bir binoruluğa gözükmesinde fayda var. Ramazan Bey, ümumiyyətlə bu kataraktan necə qutarmaq olar? Yani bunun qarşısını necə almaq olar? Bu geçsin, bəzən xəstələrdə dərinləşir, siz bilirsiniz. Bu evet. Hatta istəyirəm bir geniş məlumat verəsiniz tamaşaçılarımıza. Katarak genelde 45-50 yaşdan sonra gələn bir şey. Ben size bir, şu anda önümde bir göz var, bir anatomik bir gözümüz var. Ben onun üzerine bir tanıtmak istiyorum seyircilerimize. Bu göz, görmüş olduğunuz gibi, şöyle bir açayım bunu. Şu da aynen saat gibi, yani saatin camı gibi bir kornea, saydam tabakamız var burada. Bu saydam tabakadan sonra bir iris dediğimiz, bu gözün içerisine ışınları verip ve gerektiği miktarda
salmasını sağlıyor. Ondan sonra da şurada bir mercek var. Yapay bir mercek. Bu mercek aslında gözümüzün görmesini sağlıyor bu. Katarak dediğimiz bu. Bu mercek oluşuyor. Bu katarak saydamlarını kaybettikten sonra hasta artık bulanık görüyor. Biz bu tür hastalardan sonra bu da gözün humoru. Burada da retinayı görüyoruz. Bu da gözün iç tabakası retina. Bu sarı ve kırmızımsı olarak görüyor, gözüküyor. Aslında gözün görmemizi sağlayan bölüm de burası. Retina bölümü. Yani. Biz bu tür hastalarımıza genelde bunun ilaçla tedavisi yok. Sadece cerrahi olarak biz bunun ameliyatını yapıyoruz. Bu ameliyat, bu merceği, yapay olan merceği, bu saydamlığını yitirmiş olan merceği biz alıyoruz. Bunun yerine yapay bir mercek koyuyoruz. Ve bu mercekte zaten aktif hareket edebiliyor. Bu mercekte hem yakın hem uzağa görmesini sağlıyoruz hastanın. Ve böylece kataraktan kurtulmuş oluyor. Yani problem değil de böyle bir yani vaktinde bunun üstüne düşmeye lazım. Tabii doğrudur. Yani hemen hemen bu her hastada, her insanda 60 yaştan sonra katarak oluşuyor. Bunlar bazen travmaya bağlı kataraklar da olabilir. Veyahut yaştan kaynaklanan kataraklar da var. Dediğim gibi bu bir hastalık, çok zor bir hastalık değil. Zamanında bunu hekime gelirlerse biz bu ameliyatı yapıyoruz ve yarım saat sonra o hasta o gözün görebiliyor. Demek ben böyle başlıyorum ki 60 yaştan sonra mutlaka hemen gelir katarak. Muhakkak, evet. Yani mutlaka. Ona göre hekime müracaat etmeye lazım ki onun karşılanması için. Evet, evet. Çok güzel. Bugün bizim SMS'den suallarımız çoktu demeli Ramazan Bey. Ona göre ben istedim ki nöbet bir sualımızı size. Evet. Demeli yazdılar ki salam hürmetli hekimlerimiz. Oğlumun 10 yaşı var. Evet. Gözünde astigmatizm var. Evet. Sağ 100%, sol ise 20% görür. Evet. Demeli sağ 100%, sol 20% görür. 4 yaşında muayene olunur. Ama şimdi 10 yaşı var. İğne gezdirir. Lakin görme artmır. Torluk işada çapık var diye deyir hekim. Torluk işada çapık var. Yani evet. Başa düştünüz. Ben çok narahatım. Ne etmeye mesleğet görürdünüz? Vaxt aydın sizin teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim hastanıza. Şimdi astigmat genelde korneanın olmadığı bu şekilde yapay olması gerekiyor. Astigmatlı hastalarımızda ise kornea biraz böyle öne çıkık gibi. Yani biz halk arasında buna yumurtalı göz diyoruz. Ben. Yani yumurta gibi şu ön tarafı öne çıkmış oluyor korneanın. Bu astigmattan kaynaklanıyor bu. Ben. Bu tür hastalarımıza neler yapılabilir? Muhakkak gözlük kullanacak. Yani gözlük kullanmazsa zaten iyi göremiyor. Ben. Ve bu tür hastalar genelde hep bulanık görüyor. Ben. Çünkü korneası düz olmadığından dolayı biraz daha öne çıkık olduğundan dolayı hasta yamuk görüyor. Bulanık görüyor. Onun için muhakkak gözlük kullanacak. Aydındır. Aydındır. Çok sağ olun hekim. Demeli nöbeti bir tamaşasamız yine böyle bir sualına müracaat edilir. Bu yaş erildikten sonra yani yaş 20 veya 22 yaşına geldikten sonra lazerle bu düzeltilebilir. Refraksiyon cerrahisiyle. Evet. Onun 10 yaşı var. Şu an yani. Biraz erken. Erkendi ben. Evet. Aydındır. Aydındır. Çok sağ olun. Demeli yazdır salam hekim. Anam uzun müddettir ki üveyit hastalığından eziyet çekir. Üveyit. Evet. Daimi müalicə alır. Sağ gözünün bəbəyi çox kiçilib. Sol gözü isə digərindən bir az böyük olmasına baxmayaraq ulduzvari dağılıb. Yəqin başa düşdünüz, ulduzvari dağılıb. Sağ göz əl hərəkətləri ilə görə bilir. Sol gözün görməsi isə 30%-dir. Yaşı 44-dür. Evet. 8 ildir xəstədir. Sizə sualım, anamın gözlərində əməliyyat etmək mümkündürmü? Və neçə faiz görmə ehtimalı ola bilər əməliyyatdan sonra yəqin ki? Bu tür hastalarımız ilk başta geldikten sonra biz bunlara genel bir tedavi, genel bir muayene etmek istiyoruz. Bu muayeneden sonra orada neler yapılabilir biz onu değerlendiriyoruz ama üveyit hastaları genelde çok artık şu anki haliyle bir tedavi şeysi yok henüz. Ama hastayı yine gelip bir hasta anjiyografisi yapıldıktan sonra biz bu hastaya neler yapabiliriz? O muayene nesilden sonra bir şeyler kendisine tavsiye edebiliriz.
Aydın, çok sağ olun hekim. Başka bir tamaşaçı isə yenə bizə sualını müddətlisi yazır ki, hər vaxtınız xeyir əziz həkimlər. Mənim sualım oftalmoloqdur sizədir. Mənim şikayətim ümumi gözlərimlə bağlıdır. Əsas da sağ gözümlə bağlı. Mənim 25 yaşım var. Kompüter mühəndisiyəm. Bildiniz də məni, yəni o sahədə çalışır. Peşəkar olaraq bu sahədə 6 ildir çalışıram. Sağ gözüm sola nisbətdə çox zəifləyib. Deməli, sağ göz sol tərəfə nisbətən çox zəifləyib. Daha doğrusu, dəqiqliyi azalıb. Dəqiqliyi azalıb. Sanki gözümdə tor var. Bundan başqa da ara bir sağ gözümdə ağrılar olur. İsti su və ya çay qoyuram gözümə, ağrısı keçir. İsti su və ya çay qoyuram, ağrısı keçir. Ya da əlimdə həssas bir şəkildə masaj edirəm. Gözlərimi dövrə vururam. Ağrı azalır ya da keçir. Amma narahatlıq həmişə qalır. Çünki sağ gözümlə yaxşı görmürəm. Mən haradasa 6-7 ay əlbəl gözümdə olan başqa bir problemə görə həkimə gedəndə gözümü və görmə qabiliyyətimi yoxladılar. Həkim söylədi ki, gözündə astigmatizm var. Sonradan başım işlərə qarışdı və heç bir müalicə almadım. Həkim mənə nə etməyimi, necə etməliyəm? Həkim, mən nə etməliyəm, necə etməliyəm? Mütləqdirmi eynəkdən istifadə etməyim? Bir zəhmət olmaz, izah edərdiniz. Muhakkak yine bu da hastamız aynen astigmat hastası. Muhakkak gözü kullanacak. Yani çünkü buradaki kornea, dediğim gibi biraz önce, kornea şekil bozukluğu oluşmuş. Ve hasta net göremiyor, bulanık görüyor. Bu bulanık göz, astigmatlı gözlerde genelde bazen baş ağrısı yapar. Ondan dolayı bu tür hastalarımız muhakkak gözü kullanacaklar. Bunun tedavisi gözlük veyahut yaşı ilerlediyse buna ameliyat da yapılabilir. Əməliyyat vacibdir mi, yoxsa? Tabii ki. Yani eğer gözlükle netice elde edemiyorsak, o zaman refraktif cerrahiyle ameliyat edilebilir bu hastamızda ve bu şikayetlerden kurtulabilir. Növbəti belə bir sualımız var, doktor, həkim. Deməli, hər vaxtın seyir həkim, adım Rəhimdir. Gürcüstan Tiblis Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsiyəm. Sualım sizədir, yəni oftalmoloqa. Hansı yaşdan linza taxmaq olar? Linzaların istifadəsi zamanı hansı ağırlaşmalar ola bilər? Hansı tezlikdə linzalar dəyişdirilməlidir? Və ümumiyyətlə, sağlam insanın linzadan istifadə etməsi nə dərəcədə məqsədə uyğundur? Əvvəlcədən minnətdaram. Evet, bugün günümüzün şartlarında hər kəs artıq kontakt lens tercih ediyor. Bu lenslər, bebeklerde de lens kullananlar var. Çünkü biz bebeklerde bizim yapmış olduğumuz katarak ameliyatı göz içi lensi kullanmıyoruz. Bu lensi kullanmadığından dolayı yaş çocuk 18 yaşına gelinceye kadar son ameliyat koyuyoruz. Onun için bu tür çocuklarda biz kontak lens öneriyoruz. Bu kontak lens bebeklerde her gün çıkarıp takmak zor olur. Biz onun için genelde oksijen geçirgenliği olan lensleri tavsiye ediyoruz bebeklere ve ayda bir kere takıp çıkartabilir. Yani bir ay gözün içerisinde kalabilir. Ama bu bebek, bu gençlerde ise bunu günlük takıp çıkartmak lazım. Çünkü korneayı zedelememek açısından veya korneayı bozmaması açısından. Ama bu lensleri kullanırken çok hijyeniye dikkat etmek gerekiyor. Yoksa buradaki çok bulaşıcı hastalıklar korneamıza da ulaşabilir ve artık korneada keratit de oluşturabilir. Korneayı zedeleyebilir. Onun için eğer gözünde herhangi bir miyop, astigmat yoksa genelde böyle bazı hastalar sadece bir renkli lens kullanayım, gözüm biraz daha güzel olsun diye takıyorlar. Bunu dikkat etmeleri gerekiyor. Bu şekilde eğer çok lazım değilse bu tür lensi kullanmamada fayda var. Mən sizə bir fakt demək istəyirəm, Ramazan doktor. Deməli, bir nəfər, elə yaxın dostlardan biri deyim də, bu sürücülük vəsiqəsini alanda həkim müayinəsindən keçirlər. O, gözündə zəiflik var idi. Çox zəif idi gözü. Amma linza taxdı. Gəldi, imtihanı verdi. Daha doğrusu aldı, yəni sağlamlıq kağızını. Siz nə məsləhət görərdiniz? Yəni, linza taxıb sürücü uzun bir məsafəni yolu sürə bilərmi? Yəni, onun üçün problem olmaz ki o? Yox, lens gözündə olduqdan sonra olmaz. Yəni, kontakt lens olduğu üçün gözlüklərini biraz daha iyi net görür.
Ama bu tür uzun müddet kalabilmez çözdü. Tabii uzun müddet de kullanabilir. Yani bazı şimdi çeşitli lenser var. Yani bir günlük lenser de var, 3 aylık lenser var, 6 aylık, 1 yıl kullanılabilen lenser de var. Önemli olan o lensin zedelememesi, o lensin düzgün bir şekilde kullanılabilmesi. Çünkü bazı lensler eğer hasta buna dikkat etmediği zaman çabuk bozulabiliyor ve kornaya da zarar verebilir. Onu hasta heçime yakınlaşandan demeldi ki bana bir aylık koy, bir illik koy, mesela 6 aylık koy. Onu bunu hasta kendisi kendisi de bunu seçebilir. Bunu normal marketlerde veya optiklerde bunlar satılıyor bu tür lensler. Onda soruşma aldı. Tabii soruşma aldı. Optiklerden. Tabii. Evet, onun süresi ne kadar, bu lensi ne kadar kullanabilirim? Onu oradaki optik veya marketler bunu kendilerine zaten söylüyor. Yani istediğin olabilir. Tabii. Bir illik olabilir. Tabii. Çok sağ olun. Doktor, yine böyle bir sualımız var. Demel yazdır. Salam, benim oğlumun 15 yaşı var. Kursa hazırlıklara gelir. Oku ve yazıyla çok meşgul olur. Ama gözünün zayıflığından şikayetlenir. Deyir ki, uzağı çok zayıf görürüm. Demek olar ki, 50 metre uzaklıktaki 10 santimetre büyüklükte olan hərfləri görmür. Yoram, maraqlı evet. Geldim. Bunun təbii yolla müalicəsi var mı? Evvelceden teşekkür ederim. Evet, bu anlaşıldığı gibi bu miyop hastamız, uzağı göremiyor. Bu tür hastalar bir muayene edildikten sonra bunlara gözlük veriliyor veya kontak lens de verilebilir. Bu şekilde çözüme kavuşabilir. Doktor, bak sizin bu Avrupa Alman klinikası, ben diyelim Tiflis'de çok meşhur bir klinikadır. Hastalarınız da kifayet kadardı. Siz de demek olar ki her gün belki de belirlemem mümkünse əməliyyatdasınız. En çok hansı sahədə size müraciət edirlər? En çok hastalarınız hansı sahədə, yani daha çok əməliyyat edildiğiniz hastalar hansılardır? Bize çok katarak hastaları ve retinopati hastaları, diyabetli hastaları bize çok geliyor. Katarak hastaları diyabetli nazarına göre çok daha rahat çözüme kavuşuyor. Katarak hastalarında biz lens ameliyatı yaptıktan sonra, o merceğini değiştikten sonra hemen hasta görüyor ve gidebiliyor. Maalesef diyabetli hasta günümüzün şartlarında bu beslemelerden kaynaklanan kötü beslenme diyelim buna ve diyabet hastaları daha çok bazen ameliyat etseniz dahi netice alamıyorsunuz. Bizim en çok Gürcistan'da karşılaşmış olduğumuz hastalardan bir tanesi de diyabet hastalarımız. Bu hastalar maalesef son güne kendilerini bırakıyorlar, gelmiyorlar. Artık görmesi tamamen kaybettikten sonra geliyor bize. Oysa diyabetli hasta bize zamanında gelirse, retinopati hastaları, biz o zaman çok 5-10 dakikalık bir lazer koagülasyonla gözün iç tarafını, şu retinadaki kılcal damarları, bu damarlar çok ince ve zayıf. Biz bunları buradan lazerle, 5-10 dakikalık bir seansla lazerleyip o hastanın görmesini sağlayabiliyoruz. Görmesini kaybetmemesini sağlayabiliyoruz. Fakat bunlar çok geç kalıyorlar, bu tür hastalarımız. Belli bir süre sonra bu kanamalar oluşuyor. Kanama olduktan sonra zaten görmesini kaybediyor hasta. Ve ondan sonra vitrektomi ameliyatı yapmak zorunda kalıyoruz. Bu vitrektomi ameliyatları da çok uzun bir süre gerekiyor. Bu hastalarımıza biz vitrektomi yaptığımız zaman gözün içerisine sıvı bir silikon yağı koyuyoruz. Ki kanamasını biraz durdursun diye. 6 ay sonra tekrar o silikonu almak zorunda kalıyoruz ki göz daha rahat etsin ve göz basıncı düşsün diye. Ve bu tür hastalarımız eğer zamanında gelirse, bize müracaat ederlerse, biz ufak bir lazerle 5-10 dakikalık bir seansla onları eski sağlığına kavuşturabiliriz. Çok güzel. Doktor, sizin özünüz qeyd elədiniz ki, sizin əsas deməli xəstələriniz soydaşlarımızın izləm yaşadığı pömakart ile borçalı bölgesinden gelirler. Evet. Elə də yəni ki, mən səhv etmirəmsə, qonşu Azərbaycanın Qazax, Tovuz, Aqstafa, yəni sərhədə qonşu olan rayonlardan gəlirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycandan xəstələriniz çox mu gəlir, çox mu başvurur? Bizə oradan çox xəstələrimiz geliyor. Biz bundan dolayı klinik bünyəsində Azərcə ve Türkçə bilən elemanlarımızı da istihdam etdik. Gelen hastalarımız ne olursa olsun, milliyeti, rengi ne olursa olsun, elimizden geldiği kadar en son teknoloji imkanları sunuyoruz kendilerine. Ve geldiklerinde onları karşılayan, Türkçe bilen, Azerice bilen elemanlarımız karşılıyor. Bu konuda hiçbir endişeleri olmasın. Gürcistan'a gelirlerken geldiklerinde kendilerinin evindeymiş gibi kendilerini hissedebilirler. Yani hiçbir problem yoktu. Hiçbir problem yok. Ha. Rahatlıkla gelebilirler. Ve bu hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için biz buradayız. Çok güzel doktor.
Belə bir növbəti sualımız var. Deməli, yenə sizi salamlayırlar. Sonradan gözdə çəplik əmələ gəlməsi ehtimalı nə dərəcədə böyükdür? Çəplik də birinci, çəpik göz deyirlər. Evet. Yəni, və bunun əsas səbəbi nə ola bilər? Ümumiyyətlə, sonradan çəpliyin əmələ gəlməməsinin bir yaş limiti varmı? Yoxsa hər yaş dövrü üçün bu risk faktor olaraq qalır? Buradaki çəplik dərkən göz qaymasını demək istiyorsunuz bəli, herhalde. Bəli, evet. Bəli. Şimdi bunu çocuklarda biz sık sık karşımıza çıkan bir vaka bu. Evet. Bəli. Şimdi bazen göz doktoru diyor ki yani doktora giderken hemen doktor bu şekilde söylememeli hastaya. Tamam gözünüz şu anda çocuktur hemen bu geçer. Hayır. Göz çepliği hemen böyle geçen bir vaka değil. İyi bir şekilde muayene ettikten sonra ona ameliyatla düzeltilebilir veya buna gözlük verilebilir. Onun için çoğu zaman karşımıza bu tür şeyler geliyor. Hasta geliyor diyor ki doktor bana dedi ki bu hemen geçer. Ama geçmedi. Yaşım 18-20 oldu hala geçmedi diyor. Onun için biz burada o tür bir şey söylemek yanlış olur. Muhakkak ya ameliyat veya gözlük kullanması gerekiyor. Hı hı. Daha çok ameliyat yani. Tabii ki evet. Daha çok ameliyat. Biz çoğu yani çocuklara bir genelde gözlük veriyoruz. Birkaç ay böyle kontrol ediyoruz. Gözlükle düzelemeyecek gözlere ondan sonra ameliyat öneriyoruz ve ameliyat yapıyoruz. Ha, şimdi ben böyle bir həkimlərin bəziləri de bu oftalmologlar sizin həmkarlar deyir ki biz rast gəlirik yani müəyyən efir vasitəsilə izləyirik, görürük deyirlər ki biz xəstə gəlsin onu 30 saniye gözünü əməliyyat edib yola salacaq. Bunu mən istəyirəm açıqlayasınız. Yəni mümkündür doğrudan 30 saniye əməliyyat edib. Bu 30 saniye dediğimiz bu lazer ameliyatları, Excimer lazer. Bu miyop ve astigmatlı olan gözler için bunu söyleniyor. Doğrudur. Bu yaptığımız yani muayene ve tetkiklerden sonra bu ilk önce biz hastayı muayene ediyoruz. O muayenelerden sonra hastadaki yani ona neler yapabiliriz ameliyatla alakalı? Eğer o hasta lazer olması gerekiyorsa lazer gözün lokal anestezliği iki damlayla uyuşturuyoruz. Ameliyathane girişi ve çıkışı toplam 5-10 dakika sürebiliyor. Doğru. 5 dakika içerisinde o hasta gözlüklerinden kurtulabilir ve normal yaşama devam edebilir. Yani mümkün. Doğrudur. Kısa bir soru. Çok özel. Doktor, ben istəyirəm ki, siz tamaşaçılarımıza bax, sizin çalıştığınız bu klinika haqqında bir geniş məlumat verərdiniz. Yəni, necə sizə gəlib tapa bilərlər bu klinikanı, necə buraya gətirə bilərlər? Ümumiyyətlə, bir məsələni də istəyirəm ki, gündəmə gətirib vurğulayaq, çünki tamaşaçılar üçün maraqlı olar. Hər halda sizdə yəqin qiymət də uyğundur, mən belə deyərdim. Çünki siz bilirsiniz ki, Gürcüstanda əhalinin güzaranı o qədər də ürəyə açan deyil. Yəni, təbii olaraq, hər birimiz çalışırıq ki, harda olsa bir ucuz həkimimiz ucuz olsun deyə aldığımız bir hər hansı bir ərzaq da ucuz olsun. Yəni bu nöqtə-i nəzərdən bu barədə bir geniş məlumat verərdiniz. Sizi necə gəlib axtarıb tapa bilərlər sizin klinikanı? Yəni sizinlə necə əlaqə saxlaya bilərlər zəhmət olmasa? Bizim klinikamız Ortacalarda. Ortacalar Germany Klinik, yəni Alman hastanesi. Bizim klinikanın bünyəsində oftalmoloji, diş kliniği və qadın doğum və laboratuvar bulunmaqdadır. Bizim fiyatlarımız Gürcistan'ın bütün reyonlarına göre, bütün ilçelerine göre, bölgelerine göre fiyat çalışması yapılmış ve en uygun bir fiyat ayarlamışız. Her kesimden hastalar bize gelebilir. Herkesin bütçesine uygun bir fiyatlarımız. Hastanemizi bulmak çok kolay ve basit. Ortacağ'da, Gürcistan'ın Kırçanesi bölgesinde, Ortacağ şehrinde. Evet. Yolun tam kırağında binamız yeni modern bir bina ve bunun içerisinde de bütün en son teknolojilerle yani gözle alakalı sizin bulabileceğiniz en son teknolojilerle donatılmış. Kadın doğumda da aynı şekilde diş bölümünde de implant servisimiz bulunmaktadır. Vizyo ve röntgen yeni teknoloji ünitelerimiz bunlar. Laboratuvarımızda da her türlü tetkikler yapılmaktadır. Rahatlıkla hastalarımız gelip burada muayene olabilirler, muayene olabilirler. Olur, böyle bir sual da geldi. SMS sınıfına derdim. Demeli, gözəl gözlər, maraqlı bir, deməli birinci sağlam gözlərdir. Gözəl gözlər birinci sağlam gözlərdir. Bizim gözlərimizin sağlamlığı qidamızın keyfiyyətindən və tərkibindən
A, B, D, C vesaire vitaminlerin zenginliğinden asıldır. Təəssüflə deməliyəm ki, bir çoxumuz gözlərimizin qayğısına vaxtında qiymət vermirik. Tamamilə düzdür. Evet. Bəzilərimiz məlumatsızlıqdan, bəzilərimiz isə səhrənkarlıqdan. Bu da düz söhbətdir. Və bu sonradan çox ciddi fəsadlara gətirib çıxardır. Bəs siz tamaşaçılarımıza nə tövsiyə buyurardınız? Gözlərə necə qulluq olmalıdır? Hər hansı gündəlik edilməli, xüsusi göz məşqləri varmı? Aslında gözlerimizi korumak çok basit. İlla ki doktora gidip veyahut işte ilaç kullanma gibi bir şeyi gerekmiyor. Normal ev ortamında, herkesin kendi evinde, herkesin kendi evinde normal vitaminleri alıp o şekilde de gözlerimize iyi bakabiliriz. Bunlar çok basit. Burada lahana, ıspanak, portakal, brokoli, badem, fıstık olabilir. Bunları normal tükettiğiniz zaman bunlar göze çok büyük faydaları var. Aynı zamanda balık. Bunları tüketirlerse... Yani balığı hemşe değiller. Değil evet. Balığın göze çok hayır var. Doğru, evet. Bunları tüketirlerse zaten normal göz o vitaminleri almış olur ve gözün görme oranı daha iyi olur. Bu tür bütün tamaşaçılarımıza, seyircilerimize bunu tavsiye ederim. Normal ev ortamında da bunları yiyip kullandıkları zaman gözlerine iyi gelir ve bu tür hastalıklarını biraz bir müddet diye uzun bir müddet de uzaklaşmış olurlar. Yani göze böyle kulluk edemem lazım. Tabii. Ramazan Bey, ben isterdim sonunda sizin bizim tamaşaçılarımıza sözünüz, yani yakın şey inşallah biz yakın gelecekte yine konağımız olacaksınız. İnşallah. Yani daha geniş yani tamaşaçılarımızın sonunda siz bizim tamaşaçılarımıza ne söylerdiniz? Göz bağlı umumiyetle. Ben bütün seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. İlla gözünüzde bir problem olması şart değil. Tiflis Alman Hastanesi her zaman size en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek için biz buradayız. İlla gözünüz artık göremiyor ve o zaman gideyim hastaneye değil de oraya bunların bir evi olduğunu, bütün izleyicilerimizin orayı kendi evi gibi görmelerini istiyorum. Ve geldiklerinde zaten o sıcak ortamı bulacaklardır. Bütün hastalarımızı, bütün halkımızı oraya bekliyoruz. Çok sağ olun Ramazan Bey. Ben tamaşaçılarımıza bir daha hatırlatmak isterim ki bizim stüdyomuzun konağı tanınmış oftalmolog həkim Profesör Ramazan Aktaş, Alman Klinik Hastanesi'nin baş həkimi ve bütün tamaşaçılarımızın her birine nəinki gözden, ümumiyyətlə ona sağlamlıq arzu edirik. Sağlamınızı koruyun, sağlamınızın keşiyində durun. Çünkü her şeyden önce sağlamlıqdır. Sağ olun, növbəti görüşə tək. Salamat kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun.